Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, yumuşacık pişiler yapacağız. Pişilerimiz hiç yağ çekmiyor, lezzetli, çok güzel. Tarifimize geçmeden hemen kısacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma desteklerinizi, videolarımı beğeniyorsanız beğeni atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü kanalımız sizlerin ilgisi ve desteğiyle ilerliyor, büyüyor. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen videoma geçiyorum. Karıştırma kabına 4,5 su bardağı un ekliyorum. Unumuz normal buğday unu. Şöyle ortasını açıyorum. Tuzunu karıştıracağım. 1 yemek kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tepeleme olmasın. Unu tuz ile karıştırıyorum. Şöyle ortasını açıyorum. 1 yemek kaşığı kadar toz şeker ekledim. 1 paket kuru maya ekliyorum. İnstant maya. Eğer ki instant mayanız yoksa 1 paket yaş maya ekleyip bir 10 dakika kadar dinlendirirseniz çok güzel olur. Üzerine 1 su bardağı süt. 1 su bardağı da su ekliyorum. Suyumuz, sütümüz ılık olsun. Çok sıcak olursa mayamız yanar, tutmaz. Soğuk olursa da geç mayalanır. Şöyle şekerimizi biraz eritiyorum kaşıkla. Şöyle hafiften karıştırdıktan sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuz ele yapışmayan ama gerçekten de çok yumuşak olan bir hamur olacak. Yani bayağı yumuşak bir hamur yoğuracağız ki pişilerimiz çok güzel kabarsın. Şöyle iyice ununu aldıktan sonra hamurumuzun pürüzsüzleşmesi için, elimize yapışmaması için çok hafiften elimizi ıslatırsak daha rahat yoğururuz. Şu şekilde hamurumuz oldu. Hamurumuzun üstünü kapatıp 1 saat kadar mayalandıracağız. Evet, hamurumuz mayalandı. Bakın çok yumuşak, hemen ele yapışıyor. Tam da böyle olması gerekiyor. Şimdi hemen tezgahımızı hafif unlayalım. Bütün hamurumuzu tezgaha alalım. Hamurumuzun havasını alıp şöyle hafif toparlayalım. Altını unladığımız için tezgah yapışmayacaktır. Şöyle hafif toparladıktan sonra hamurumuzu 4 eşit parçaya ayıralım. Şöyle elinden geldiğince küçük bezeler yapmaya çalışacağım. Diğer bezeleri de bu şekilde 4'e, kalanları da 2'ye bölüyorum. Pişilerim hepsi aynı boyda olsun. Bu aşamayı, hazırlık aşamasını baştan yaparsak yağımız kızdığı zaman zorlanmamış oluruz. Hemen çabucak yapmış oluruz. Şöyle bezelerimi hazırlıyorum. İsterseniz altına yağ sürdüğünüz bir tepsiye de koyabilirsiniz. Ben hemen pişirme kağıdı koydum bir tepsiye. Diziyorum. Bu şekilde 5-10 dakika bekleteceğim. Şöyle bir 10 dakika kadar bekledikten sonra elimi hafif yağlayarak bezeleri bastırıyorum. Siz istediğiniz incelikte yapabilirsiniz. Ben iki posta yaptım. İlk postamı hafif kalın tuttum. İkinci postayı daha ince ve büyük yaptım. Şu şekilde hepsini inceltiyorum. Hafif bastırıyorum. Hem havası gitmiş olur hem de alırken elimize yapışmaması için elimi de yağlamıştım. Daha sonra ortalarına şöyle hafif bir delik açıyorum. Pişilerimizin ortası da bu şekilde daha güzel pişmiş olacak. Dediğim gibi elimde yağladım.
Bu işlemi yaparken tencereye de yağımı koydum. Tenceremi de ocağa aldım. Yağımız da kızmaya başladı. Şöyle yeteri kadar yağ koydum tencerenin içine. Pişilerimi alıyorum. Pişilerimiz gerçekten hiç yağ çekmiyor. Gördüğünüz hemen 2-3 katı kadar kabardılar. Hemen pişenleri çeviriyorum. Pişlerimiz çok çabuk pişiyor. Ocağımızın altını kısık ateşte yaparsak daha çabuk yetiştirilmiş oluruz. Ya da daha azar azar koyup yani yanmasın diye hemen çevirelim diye daha azar azar tencereye pişi koyabilirsiniz. Evet, hemen şimdi pişmiş olanları çıkartıyorum. Bakın nasıl kabardığını göstermek istiyorum. Nasıl kabardığını görüyorsunuz. Hemen ardından yeni pişileri ekliyorum. Yenilerini pişirmeye başlıyorum. Bunları da bu şekilde yaptım. Şöyle maşale tutarken üst tarafından tutmayın. Hemen yapışıyor, zorlanırsınız. Ben çatalla da bakın daha rahat çevriliyor. Diğer kalanları da ince yapıyorum. Bakın ince, küçücük bezem ne kadar büyüdü, ne kadar da kabardı. Onu da göstereyim diye bunları da çektim. Bakın şöyle kocaman ve kabarık oldular. Evet, pişilerimizi bu şekilde pişiriyoruz. Lezzeti gerçekten çok güzel. Yani yaptığınız zaman bana hak vereceksiniz. İçinde yağ çekmediğini göreceksiniz. Azıcık yağla pişirdim. Bakın halen yağın hepsi tavada duruyor. Evet, pişimiz bu şekilde. Bütün pişilerimizi pişirdik. Görüyorsunuz yumuşacık. İçi hiç yağ çekmiyor. Evet, kanalımda yeni görmek istediğiniz videolar varsa açıklama ve yorumlar kısmına onları eklerseniz hem sizin hangi videoları görmek istediğinizi öğrenmiş olurum. Ayrıca kanalım hakkında düşüncelerinizi de yazarsanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu kalın diyorum. Hoşça kalın.